Çelik AVM Banko Murat'la gezintiyi sunar. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Tabii ki şu anda zirveye geldik. Nereye geldik? Torbalı ilçesine bağlı Dağteke köyüne geldik. Neden Dağteke köyüne geldik? Hem tarihi bir köy hem de buranın şifalı bir suyu var. Ve bakalım bizler de ekip olarak bugün Dağteke köyünü tercih ettik. Bakalım bundan sonraki maceramız Dağteke köyünde nasıl oluyor? Hep birlikte izleyelim. Şıngırda, şıngır, 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 şıngırda. Kordon boyu. Şıngır 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 da yarın boynunda aman aman ey. Sıvamı var kollarını topla beyaz fistanını çaydan geçelim limanın doldur içelim. Sıvamı var kollarını topla beyaz fistanını çaydan. Şifa aramak isteyenler nereye geliyor? Dağteke köyüne geliyor. Tabii ki buraya sadece İzmir'den, İzmir civarında insanlar gelmiyor. Hatta öyle bir yer söylemek istiyorum ki size sevgili izleyenler. Diyarbakır'dan, Urfa'dan ve tabii ki Balıkesir'den gelen misafirler var. Neden buraya geliyorlar? Herkesin kendine göre bir sıkıntısı var. Yani böbreklerinde kum olan, taş dökmek isteyenler Dağteke köyünü tercih ediyor. Ve bakalım gerçekten burada akan su şifalı mı? Çünkü buranın akan suyu sevgili izleyenler gıdım gıdım akıyor ama gerçekten burada sıra var. Eğer biz bugün hafta içi yani cuma günü gelmeseydik, pazar günü gelmiş olsaydık gerçekten bu kadar kolay olmayacaktı buradan su almak. Hafta içi gelmemize rağmen şu anda burada güzel bir sıra var ve bakalım şifalı suya gelen insanlarımız, Balıkesir'den gelen vatandaşımız Yılmaz Bey'e soru sormak istiyorum. Bakalım gerçekten bu suyun şifasını bulmuş mu ve tekrar burayı neden tercih etmiş? Kendisine sözü verelim. Evet. Yılmaz abiciğim merhaba. Merhabalar, Balıkesir'den geliyorum ben. Öncelikle ben böbrek hastasıyım. Böbreğimin bir tanesi ön tarafta. Ama açık ameliyat oldum ben ortaokul zamanımda. Ve daha sonra 1,5 yıl önce de bu yeni bir sistem çıktı, flexible. Bununla da ameliyat oldum Medikal Park'ta burada İzmir'de. Ama bundan yaklaşık 2 ay önce bu sudan aldım. Hatta kayınvalidem Kemal Paşalı aslında normalde. Bayraklı, o getirdi bu suyu. Çünkü ben çok sular denedim. Kendi Balıkesir'de de sularımız var. Artı başka olarak normal itibariyle balık kafasından böyle çok değişik şeyler, yöntemler denedik. Ama bu sudan kullandıktan sonra aşağı yukarı üçlü bir taş sistemi vardı kanal sisteminde. Bu taşlardan 2 tanesini düşürdüm. Ve bugün sabah 4'te yola çıktım. 7.30'da 7'de buradaydım bir şekilde bu su için özellikle. Hani ben bunu test ettim. Ben inanan bir insan değildim. Yani bu kendim kullanmamış olsam çünkü çok şeyler denedim. Düşürmemiştim ama. Ama çok şükür 2 ay içerisinde taşların 2 tanesini düşürdüm. Şu an kullanıyorum. Taşımızın çapı ne kadar? Mesela şimdi 7 santim diyorlar. 3 santim. Şu an düşüremediğim 9-10 santimlik bir taş. Bayağı da büyükmüş. Ama ondan önceki 6 santimlik ve 7 santimlik taşların 2 tanesini düşürdüm. Ya düşme olasılığı %60 civarında falan demişti bana. Benim böbreğimin ön tarafta olduğu için düşme olasılığı çok düşük dedi profesör. Ama ben düşürdüm yani. Düşürdükten sonra da gidip de ameliyat olmanın bir anlamı yok. Derdi verin, Allah dermanı da veriyor. Diyor ki ben derdi veriyorum diyor. Derman diyor dağın tepesinde diyor. Nerede? Dağteki köyünde. Aynen öyle. Ve geldik şifayı burada buluyoruz değil mi? Buluyoruz.
şifa olur da Murat'la gezinti şifadan faydalanmaz mı? Faydalanır. Sağ olsun çok değerli teyzemiz geldi bir bardak bana getirdi. Dedi ki Murat sen de bu şifa suyu anlatıyorsun. Bir suyu içse bakalım şifasını sen de gör dedi. Ve ben de şu anda hortumu çıkarıyorum sevgili izleyenler. Tabi bu su çok değerli bir su sevgili izleyenler. Azar azar akıyor. Ve bakın böyle kıymetli suyumuzu bizler şöyle sevgili izleyenler. Azar 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 akmasına rağmen bakın ne kadar şifa olduğunu gösteriyor. Yani bu su çok aksa sevgili izleyenler kıymetini bilmeyiz. Yani bu çektiğimiz yolun da en iyi tarafı da işte bakın azar azar akan suyun şifasını daha iyi anlayabiliyoruz. Ve ben de şu anda sevgili izleyenler suyumu aldım. Önce şifayı ben yakalamak istiyorum. Buradaki abiler şifayı biraz geç yakalasın. Şifayı bulan kaçıyormuş sevgili izleyenler. Ben şifayı bulayım da kaçmayayım. Ve şu anda afetli sevgili izleyenler buranın meşhur suyunu içiyorum. Çok güzel bir suyu var değil mi? Doğrudur abi. Yani suyun tadı da çok güzel. Vahip abicim tabii ki senin yolculuğun biraz daha uzun olmuş. Yani sevgili izleyenler doğunun bir ucundan gelmiş kendisi. Vahip abi nereden geliyor? Tahminlerde bulunmanızı istiyorum. Yani neresinden gelebilir? Şanlıurfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Erzincan. Tüyo verelim. Diyarbakır. Diyarbakır. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Doğunun Paris'i Diyarbakır'dan geldiniz. Ve bugün de herhalde bir sıkıntınız var. Ondan dolayı buradasınız. Benim abim hasta. Ben Denizli'ye misafire geldim. Orada bize şey ettiler diye şifalı su var orada. Onun için biz de buraya şey ettik. Sabah 4'te yola çıktık. Geldik bayağı sıra var. Akşam 12'ye kadar ancak sırada gelebilir. Olsun değil mi? Yani ucunda şifa olsun. Nerede olursa olsun, beklemek olsun değer. Abinin sıkıntısı nedir? Abim şu anda Diyarbakır Üniversitesi'nde yatıyor. Dicle Üniversitesi'nde. Evet. İki sefer ameliyat oldu. Dün de evvelsi gün beni aradı. Ben bile tesviye ettim. Dedi kardeşim nerede olursan ol git o suyu bize getir. Onun için biz de yola çıktık. Sabah 4.30'da Denizli'den buraya geldik. Bayağı yolu da şaşardık. Şimdi yeni olduğunuz için. İşte sonra buraya geldik. Burayı bulduk. Maşallah sırada çok olduğunuz için bilmiyorum. Alabilir miyiz? Sıra gelecek. Ben şunu merak ediyorum. Ya abiniz tabii yatıyor yani. Diyarbakır Hastanesi'nde ama nesi var? Yani kum mu var? Taş mı var? Veya çapı nedir bunun? Taş var abi ama çapı sormadım. Gerçekten çoktan yatıyor. İkinci seferde ameliyat oldu. Geçmedi. Artı benim yanım var. 2 yaşından. Onu da doktora götürdük. Dediği taş var onda. Özellikle yanım da içinde geldim. Kaç damacana getirdik buraya? Vallahi 2 tane getirdik. Bakalım bu çocuğu müsaade eder miler? Edermez mi bilmiyorum. İnşallah yani bakalım buradaki insanlar ne der bilmiyorum. Çok teşekkür ederim ben sağ sizlere. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. İnşallah abiniz şifa bulur. İnşallah bu suyun şifasını kendisi yakalar. İnşallah abi. Ve tabii ki sevgili izleyenler ben şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın suyu gerçekten çok az akıyor. Şöyle kaldırdığınız zaman ortundan gelmiyor. Azar azar akıyor ama gerçekten buranın suyunun şifalı olduğu söyleniyor. Hatta söylenmiyor. Şifasını bulanlar da buraya geliyor. Şifasını bulmak için bizler de bugün Murat'la Gezinti programı olarak şifamızı bulmaya geldik. Ve tabii ki şifa arayanları bulmaya geldik. Ve bizler şu anda sohbetlerimizi tekrar kaldığımız yerine devam edeceğiz. Mustafa abimizin sorunu da biraz büyük sevgili izleyenler. Taşı büyükmüş. Ben de dedim ki yani eğer bu su şifa vermezse ben getirdim kendime göre çekicimi. Şu an taşları kırmaya başlayayım. Var mı bir gelişme? Var var. Şimdi? Daha hızlı vurursan daha da olacak yani. Yani sevgili izleyenler şifalı suyun olduğu gibi Murat'ın da şifalı elleri var. O yüzden buraya şifa veriyorum. Şifa olsun. Amin cümleye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çivri'den geliyorsunuz. Doğrudur. Neyimiz var öncelikle? Nasıl bir rahatsızlığımız var? Benim değil, benim oğlumda rahatsızlık oldu. Doktorların burayı tavsiye etmesiyle ben buraya gelip... Doktor tavsiyesiyle geldiniz. Evet, doktor tavsiyesi. Şifa neredeyse oraya kadar aramak zorunda. Neyi var oğlumuzun? Böbrek taşları var. Çapları nasıl? Büyük mü taşlar? Büyük olduğunu söylüyor. Kaç santim? Bilemem orasını ben de filmlerinde gösteriyor. Daha evvel de su aldım gittim. Ağrıdan duramıyordu. Ağrıyı kesti bir yolda tekrar gene devam ediyoruz suya yani. Daha önce kullandık mı? Kullandık. Taşları parçaladı düşürdü. Gitti misiniz? Doğrudur. Şu an durum nasıl çocuğunuzun durumu? Çok iyi. Ne kadar kaldı taşı? Kalmadı artık. Ha, kalmadı. Devam ediyorsunuz. Devam diyorsunuz ediyorum. Ki yani biz işimizi riske atmayalım. Tekrardan taş nüksetmesin. Devam etmesin diye suyu arada götürüyoruz. Yani nasıl bulduk burayı dağdaki köyünü?
Ben Dağtekke köyünü İzmir'e gelip de buldum. Yani Torbalı'da olduğunu doktorlar söyledi. Fakat buldum yani. Köy köy sorarak geldim. Değil mi ki araya araya insan ne yapıyor? Arıya arıya buluyor yani bulacağı yeri. Belasını da buluyor, şifayı da buluyor. Şifayı da buluyor. Biz belayı bulmayalım da şifayı bulalım bizler de. Arıya arıya Mekke bulunur derler. İzlerimize tavsiye eder misiniz buraya gelmelerini? Tabii muhakkak cümle alem böbreklerinden rahatsız olanına, taş olanına buraya buyursun. Bir de şunu sormak istiyorum. Ben bunu tabii diğer abine sormadım. Şimdi oğlunuz bu suyu içiyor. Evet. Merak ettim soruyorum. Ne kadar su içiyor ki taşlar etkisi oluyor? Yani her gün mü düzen içmesi lazım? İzleyenler buraya geldiği zaman taşı varsa öyle bir kere de bu taş gidiyor mu, yoksa ara ara periyot periyot içip öyle mi bu eriyor bu taşlar? Şimdi ben gelişimde 4 tane bidon götürdüm. Bir bidonda içti, bir bidonda tekrar götürdük film. Doktorlar dedi tamam bitmiş dedi. Yani 2 bidonla şifayı buluyoruz. Parçalanmış ve bitmiş dedi. Meşakkatli bir bekleme. Su gıdım gıdım akıyor ve gerçekten bu gıdım gıdım suyu bu saat bekler miyiz? Beklemeyiz. Ben sabah 8'de geldim. Saati siz söylediniz zaten. 1 diye. 4,5 saattir buradasınız. Evet 4,5 saatte. Belki 4,5 saat daha bekleyeceğim bana gelirse. Değil mi? Ameliyat masasında olsak 5 saatte bekleyeceğiz, 10 saatte bekleyeceğiz ama gelip o süreyi burada geçirmek daha keyifli değil mi? Tabii. Hem de burada ne oluyor? Güzel insanları tanımış oluyoruz. Tanımış. Farklı farklı illerden gelen insanlar var. Bazı kişilerle tanışıyoruz. Farklı farklı illerden gelenlerle tanışıyoruz. Evet sevgili izleyenler, Murat'la gezintiyi ayağının tozuyla İzmir'den nereye geldi? Ödemiş'e bağlı Pirinççi köyüne geldi. Tabii ki burada ne var? Çok güzel bir festival var. Festival öncesi sevgili izleyenler, bizler ne yapıyoruz? Ege'nin nesi meşhur? Keşkeği meşhur. Ve Pirinççi köyüne geldiğimiz zaman da buranın meşhur keşkeği şu anda tokmaklara dövülüyor. Azıcık daha olsalar ne yapıyor? Hem bir yerden eritiyor kendilerini, hem de şu anda keşkeği ağız tadıyla hazırlıyor. Bakalım şu anda ustamıza bir tuzu verelim. Usta merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne yapıyorsun valla? Dünyayı unutuyorsun başta keşke. Yok. Tokmağı vurunca. Misafirlerimiz için ağız lezzetleri bir keşkek yapıyoruz. Allah razı olsun. Evet. Gelelim keşkeğimize. Hazırlığımız kolay değil. Yani. Tabii akşamdan mı başladınız? Öncelikle ne kadar keşkek şu anda Pirinççi Köyü Festivali'nde olacak? Oradan başlayalım. Şu anda 4 kazan keşkeğimiz var. Maşallah. Bu geçen sene oranla bu sene arttırdık talep çok olunca. Geçen sene 2'ydi galiba. Evet, bu sene 4 kazan yaptık. Evet. Vallahi misafirler ağız lezzetiyle yesinler diye. Neden herkes yani benim keşkeğim daha iyi der? Yani Ege bölgesi, Aydın diğeri. Ödemiş de bu konuda iddialı. Pirinççi köyde. Evet. Ne lezzetimiz var yani, farkımız nedir diğerlerinden? Bunun içinde halis köy tavuğu var. Evet. Halis doğal organik tereyağımız var. Tereyağımız var. Evet. Bunların birleştirilmesinden kaynaklanan ağız lezzetiyle yenen bir, yani eşsiz bir lezzet doğuyor. Benim geldim belli oldu. Oluyor mu? Çok güzel. Evet. Azıcık daha sevgili izleyenler. Buradaki bütün keşkeği ben hazırladım. Doğru mu usta? Doğrudur. Bakma şimdi böyle takımları girdik, hava atıyor gibi oluyoruz ama. Kolaymış ya. Bu vallahi işte kolay görünmüyor. Dün geceden beri. Allah kolaylık versin. Kolay gelsin. Sağ olun İsmail. Vallahi zor. Evet zor. Ama İsmail Bey. Ama misafirlerimiz için elimizden gelen her şeyi yaptık. İnşallah gelen misafirlerimiz hepsi memnun kalırlar. Bu lezzet yöremize özgü bir lezzettir. Herkese afiyet olsun. Bir de ne yapıyoruz tabii ki? Pirinççi Köyü Dernek Başkanı yönetimine evet, çok teşekkür ediyoruz. Neden? Böyle bir festivali yapmak kolay evet, iş değil. Tabii değildir. Yani emeği geçen başta dernek başkanımız ve yönetimi olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Onların emeklerinin inşallah karşılığı böyle bir insanların neşesiyle şey olacaktır.
haz bulacaklar inşallah. Yani evet. Diyorsunuz ki keşkek normal kendi köyümüzde yapsak, kendi başımıza yiyeceğiz ama bugün keşkek kimler yiyecek? Evet. İzmir'den, Ege bölgesinden evet. ve diğer illerden insanlar gelecek. Gelen, evet, kendini bugün pirinçli hisseden herkes yiyecek. Bir de şu anda altımız var mı alçı? Nasıl? Alçı var mı? El alçısı. Tabii. Neden istiyorum biliyor musun alçıyı? Evet. Parmaklarımı yerine korkuyorum belki. Hayır biz de. İddialı mıyız? Tabii iddialıyız. İddialıyız. İyi göreceğiz bakalım biraz i̇nşallah. Sonra inşallah. Buyurun yani. Tabii. Biraz sonra inşallah bakalım evet. bir Ergun abiyle aşağı geleceğiz. Bakın evet tereyağlı üstü yani her şey organik. Yani yapılan keşkekte her şey organiktir. Gelsin başkanım. Gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsunuz kendi ellerinizle? Valla keşkek hazırlıyoruz misafirlerimize. Bu yani kadar misafir. Diyorsunuz ki festival başlamadan önce buraya gelen insanların karnını doyuralım ki ne yapsınlar? Neşeyle bol neşeyle bol enerjiyle oynasınlar. Eğlensinler. Birbirleriyle kaynasınlar. Amacımız bu. Nasıl gidiyor bu kaynaşma? Sizin kaynaşmanız nasıl gidiyor şu anda? Bizim kaynaşmamız kazanla. Güzel. Kazanla. Yani kazanla mı? Hanımefendi de kazanla da. İkisine aynı. Aynı değil mi? Aynı. Kolay gelsin. Sağ ol. Keşke birine yaptık. Biz dövdük. Ama döven o değil de hazırlayan senmişsin ya maşallah. Benim için cümle alemi doyuruyorum diye bir şeyim havuzda. Cümle alemi doyuruyorum valla. Doyuruyorum ben. Beni doyurabilecek misin? Doyururum ben. 30 ya bana etmez ki bu kadar. Evet kazan. Doyururum. İnşallah diyorsun. İnşallah. İsim ne teyzem önceki? Nezahat. Nezahat teyze. Nasıl hazırladın şu anda keşke? Kolay mıdır keşke hazırlamak? Ben kolaydır benim için. Zeytinyağına. Sade yağı. Kaç yıldır yapıyoruz keşik? 30 senedir. Maşallah. Nasıl keşkeğimiz? Yani Ödemiş Pirinçli Köyü'ne geldiğimiz zaman bu lezzet başka bir yere var mı? Bilmiyorum. Hiç olma. Ben sade tavuğuyla keserim tavukları. Sade olarak da yaparım. Her yer farklı yapıyor değil mi? Evet. Et yapan var. Et yapan tavuklu var. Yapan var ama diyorsunuz ki Ödemiş Pirinçli Köyü'ne özel evet. keşkeğimiz tavuklu olur. Tavuklu olur. Ne yapıyoruz tavukları? Tiftikliyor muyuz akşam? Nasıl bir hazırlıyoruz? Kaynatıyorum. Tiftikliyoruz. Doğruyorum. İçini katıyorum. En keyifli an nedir? Evet. En güzeli odur. O da oluyor. Yani insanların yemesi, evet. beğenmesi. Şu anda bakayım ben beğenecek miyim? Bilmiyorum ya çocuğum. Bak inşallah bak, beğeniyor. Beni izle bakın beğeniyor muyum? Beğenecek yani. İnşallah. Çok güzel ya. Valla. İnşallah. Şaka yaptım valla. Müthiş olmuş. İnşallah. Ellerinize kollarınıza sağlık. Barasın olun. Elleriniz dert görmesin. Amin çocuğum. Yani Ege bölgesi misafirperverliğini inşallah bugün Pirinçli Köyü'nde göreceğiz inşallah. İnşallah. Güzel bir festival olacak inşallah. Güzel. Önce ne yapacağız? Önce mideler doyacak. Evet. Ondan sonra da inşallah festivali coşkuyla başlayacağız. Festival görüşeceğiz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Buradaki teyzelerimiz, ablalarımız ne yapıyor şu anda sevgili izleyiciler? Buranın yöresel gözlemesini yapıyor. İçindeki malzeme tamamen doğal, organik ve şu anda buraya gelen vatandaşlara burada ikramlar oluyor. Bakalım teyzelerimiz meşhur gözlemeyle ilgili neler söyleyecek? Bir kendine sözü verelim. Nasıl gidiyor şu anda gözlemeler? Vallahi iyi, çok iyi. Nasıl? Memnun mu insanlarımız, gelen insanlarımız? Memnun, çok memnun. Nasıl? Gözlemimizin ne özelliği var şu anda buraya gelen vatandaşlarımız? Gözlemesi ne kadar? Doğal olması. Doğal. Hı-hı. Mesela neyli var? Çeşitlerimiz nelerdir? Patatesli var, peynirli var, otlu peynirli var. Her çeşidimiz var. Çok... Gözlemeler oluyor bir yerden. Evet, evet. Bir yerden ne oluyor? Hep oynuyoruz. Herhalde, tabii. Ne güzel. Ne güzel değil mi? Yani tabii ki güzel. Köyümüzü tanıtıyoruz. Nasıl bu köyümüz var? Belenbaşı köyü. Çok güzel. Yemyeşil.
organik, doğal, her şey doğal. Vallahi burayı bilmeyenler çok şey kaybediyor herhalde. Şehirden kaçıp köye geldim ben de. Öyle mi? Benim eşim asker emeklisi. Buraya yerleştik. Anam babam Yörük benim de. Öyle mi? Maşallah. Evet. Nasıl Yörük olmak nasıl bir duygu? Yani Yörükler nasıl yaşıyor? Hayatları nasıl idame ediyor burada? Çok güzel. Doğayla iç içesin. Baklavamız var. Sarmamız var. Neler var? Bir anlasın izleyenlerimize. Şu anda stadımıza ne var meşhur Belenbaşı'nın? Taze ıhlamur çiçeğimiz var. Kirazımız var. Yaprak sarmamız var. Zeytinimiz var. Organik ekmeğimiz var. Keşkeğimiz var. Buyurun yiyin. Yeriz inşallah. Maşallah değil mi? Yani Belenbaşı köyünde yok yok. Evet. Hem yörük olmak güzel bir duygu. Çalışkanlıklarından çalıştılar mı üretiyorlar. Keşkeğimiz, keşkeğimiz var. Tatlıların bitti, ne yapacağız? Ne güzel bereket olsun inşallah. Bak ben geldim bak tatlı olarak. Beni ver. Öyle mi? Sevgili izleyenler, Murat'la gizintinin her gittiği yerde ne yapıyor şu anda? İkramda alıyor. Herkes bana bakıyor bakın. Bana bakıyorsunuz. Güzel baklava görmüyor musun? Bunu kim yiyebilir? Sen yersin. Evet ilk defa görüyorum böyle güzel baklava sevgili izleyenler. Bakışıyoruz. Herkes bakıyor. İster misiniz? Ağzını sıyakmış da. Böyle güzel baklava yemedin değil mi? Gerçekten çok güzel. Her şey bol. Fiyatlar da uygun. Hava böyle yağmurlu olmasına rağmen. Maşallah kalabalık çok güzel. Yine evet daha da olacak yani. Her şey gönlünüz olsun inşallah. Amin inşallah. Festival şu an devam ediyor. Evet. Allah birlik ve beraberinizi bozmasın inşallah. Amin amin. Zeytinyağlı yaprak sarmam. Oo. Tatlım bitti ama yaprak sarmam. Sevgili izleyenler. Teyzemiz şu anda ne yapıyor? Önce tatlıyı veriyor. Murat diyor. Benim sarmamı şu an bitirebilir diyor. Tatlı biraz kesin onu diyor. Vallahi. Eşin görmesin. Kameramanın altına verin. Kameramanı da vereceğiz Emrah'da. Mükemmel olmuş ya. Evet. Mükemmel yaparız biz. Herkes aynı yapamaz. Vallahi. Allah gönlünüze göre versin inşallah. İnşallah. İnşallah çocuklarıma Allah bereket ve sağlık versin. Amin. Cümlemize sizlere de. El sallayın. Çelik AVM Banko'nun sunduğu Murat'la Gezinti programı devam edecek. Yıllardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenle. Çelik AVM Banko'nun sunduğu Murat'la Gezinti devam ediyor. Musa amcam merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi çok şükür. Yani şu anda teyzelerimize röportaj yaptık. Evet. Yemek yiyenlere röportaj yaptık. Evet. Ama işin en zor kısmı nedir? Keşkeği hazırlamaktır. Evet. Bu keşkeği yapmak kolay mıdır? Bizce kolay. Bence? Sizce zor. Neden zor? Ne zorlukları var mesela? Bunun çok vazifesi vardır. Mesela? Evet.
Nasıl hazırlanır keşek mesela? Zorlukları nelerdir? Nasıl azıcık daha mesela şimdi böyle içine girdiğiniz zaman bunları nasıl böyle eziyorsunuz? Nasıl bu kıvama geliyor bu keşkek? Bu keşkek ataşta güzel pişer. Evet. Güzelce kepçeyle dövülür. Ondan sonra yemek hazırlanmış olur. Hazırlanmış olur. Evet. Ve bu şekilde ne oluyor? İnsanlarımıza servis oluyor. Evet. Ne kadar sürede? Akşamdan mı başlıyorsunuz mesela bu işi hazırlamaya? Akşamdan başlarız. Akşamdan başlıyorsunuz. Evet. Ocakları yakarız. Evet. Ocağı yakarız. Onun içine et, yağ koruruz. Evet. Güzel üstüne su koruruz. Ataşta güzelce kapatır, pişiririz. Yani Ege bölgesinin evet. Olmazsa olmazdan bir tanesi bu evet. Keşkeğimiz. Çok meşhurdur. Ege'nin çok meşhur yemeğidir bu. Evet. Bu işi nasıl öğrendik mesela? Nasıl merak saldık mesela keşik işine? Babadan mı geliyor size bu meslek, şimdi, aşk? Üstümüzde bilir kişinin den öğrendik bu işleri biz. Bilir kişiden. Değil mi? Öğrendik. Maşallah. Evet, evet. Allah mutluluk versin. Evet. Bugün de güzel bir hayra vesile oluyor bu yaptığınız yemekler. İnşallah. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah gelin ve damada geçim versin inşallah. Hayırlı geçim versin. Amin. Amin. Çok teşekkür evet. ederim. Çok. Kolay gelsin. Allah Amin. Ömürler versin. Kendisini görüyorum. Hiçbir yere kut kalmadı sevgili izleyenler. Belen başında köyünde şu anda pazar yerinin önünde hanımefendi ne yapıyor? Gelen vatandaşlara oyun oynuyor. Bizler de Murat'la gizlilikte programı olarak biraz sonra şu anda arkamda görmüş olduğunuz Belenbaşı pazarına gireceğim. Bakalım Belenbaşı pazarında organik kirazlar ve burada yöresel ürünler, peyniri neleri var? Hep birlikte izleyelim. Aleyküm selam. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Ya bu nedir biliyor musun? Çocukluğumuzun neyi bu? Osmanlı macunu. Macun. Evet, Osmanlı değil mi? Macunu. Macunu. Ne şifası var macunumuzun? Şifalı. Bütün her derde deva. Her şey şifa. Kep gitti kep. Kep. Aldım kepi seni izleyiciler. Evet. Ne söylemek istersin? Belenbaşı köyünde. Nasıl rağbet var mı şu anda? Evet. Belenbaşı köyü çok iyi festival yapıyor. Çok mutluyuz onun festival yapmasından. Saçlarımız iyi. Güzel. Ne yaptı bize? Çocukluğumun şu anda macununu ben sizler için ne yapıyorum sevgili izleyiciler? Afiyetle yiyorum. Bakın. Bugün de Murat'la gizlilik programına nerede yakalandın? Belenbaşı'na yakalandın. Belenbaşı'na yakalandık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Aile boyu. Aile boyu. Küçük. Minik Junior. Evet. Büyük Junior. Duygularını alayım. Neler söylemek istersin? Ya süper bir Nasıl şey. Nasıl Belenbaşı köyü şu an? Çok çok güzel. Çok güzel bir havası var. Çok güzel bir ortam var, doğal bir ortam var. Gelirken gördüm hep yolda gördüm gelirken çok güzel kahvaltı yerleri var. Değil mi? Ne güzel. Çok güzel. Doğal ortam, seviyorum doğal ortamı. Hem yörükleri görüyoruz. Kesinlikle. Hem buranın yöresel kirazını görüyoruz. Kesinlikle. Keşkeğini yiyoruz. Evet, evet. Buranın yöresel peyniri bazlaması var. Evet, aynen, aynen. Bazlaması var. Kirazı var. Ne yedik başka bir yolda? Dondurması var. Temiz havası insanlarından dolayı. Çarpıyor değil mi temiz havası? Evet, evet. İsterim. Allah çarptırmasın başka türlü. Amin, amin cümlemi. Duygularınızı alayım. Yani her yıl geliyor musun? Evet, her sene geliyoruz. Çok mutluyuz. İp mi çekiyorsunuz değil mi? Evet, yani. Nerede ipin ucu? Balçolar. Bugün neler bekliyorsunuz yani Belen başında? Hem bugün yağmur bereketi yağıyor, hem insan bereketi var burada. Evet, çok güzel bir ortam. Biz çok mutluyuz.
Yağmur da olsa gene de güzel. Değil mi? Ne yapıyoruz? Hem buraya katkı sağlıyoruz, hem festivalde eğleniyoruz. Evet. Allah bir beraberimizi bulmasın. Doğru mu? Doğru. Sen söyle bakalım, nasıl buldun şu anda burayı? Çok güzel ortamı, buradaki ekoloji falan bayağı güzel. En çok seni ne mutlu ki bir genç olarak buraya geldiğin zaman? Doğal ortam, yeşilliği, oksijeni. Oradan girmek istiyoruz ve neler yapıyoruz Karacasu'da ve şu anda standlarımızda neler sergiliyoruz? Şu anda vaketa deri dediğimiz deriden çantalar yapıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi cüzdanlar yapıyoruz. Bir onu göstereyim şöyle izleyenlerimize. %100 sevgili izleyenler, yani imitasyon değil, evet. Çin malı değil, %100 yerli malı deri. Ve el emeği. El emeği, göz nuru. Göz nuru. Mesela böyle bir cüzdanı. Ne kadar sürede hazırlıyorsunuz? Böyle günde 10 tane falan en fazla. Hazırlıyorsunuz. Evet. Nedir bunun maliyeti? Mesela izleyenlerimiz merak edip görenler veya almak isteyenler ne kadar ücrete bunu sahip oluyorlar? 45 TL mesela. 45 TL'ye %100 deri. Evet. Ve tabii ki üstünde de güzel motifler işlemişsiniz. Evet. Anadolu motiflerini işledik genellikle. Yani Anadolu insanının kesitler vermek istedik. Ondan sonra çeşitli modern şeyler de yaptık. Şöyle gelelim, özür dilerim size. İsim nedir? Faruk. Şimdi Faruk abiyle bir de geziyoruz. Şöyle müşterimiz de görüyor tabii ki. Buradan başlayalım. Nedir dediğimiz mesela bunun özelliği? Ne istinaden bunları yaptınız? Ne gördünüz yani? Hangi modellerden şöyle, bunları yakaladınız? Heybe çanta dediğimiz tarzda bir şeyler yapmak istedim. Onu vaketa ile birleştirdim. Evet. Biraz da böyle spor bir genç kızlara, genç erkeklere yakışan, günlük spor kullanımında yakışan çantalar üretmeye çalıştım. Amacım buydu bunları yaparken. Maşallah çok bunlar da güzel, bende renkli olmuş. Ne kadar bunların fiyatı da? Bunlar 55 TL. 55 TL'ye evet, böyle şık, evet, %100 sağlıklı deri almak, kesinlikle, alıyoruz. Kesinlikle. Ve ne oluyoruz? Kesinlikle. Uzun ömürlü bunları kullanıyoruz. Muhakkak. Bakın astarı bile deridir, keçi derisidir astarı. İçerisinde fermuarlı gözler ve diğer başka gözler de bulunmaktadır. Bu güzel festivalde ne oluyor? Festivalimizde hem buraya farklı illerden gelen insanlarımız var, hem de bu vesileyle evet, el emeği, göz nurlarımız görücüye çıkıyor. Aynen, mutlu tanıtılmış musunuz? Oluyor. Kesinlikle çok mutluyuz. Sağ olsun belediye başkanımız, başta olmak belediye üzere kaymakamımız. Evet. Böyle festivaller devamlı olsun. Evet, aynen devam etsin ki bizler de yaşayabilelim. Bekledim.
kadar beklerim. Bir diğer standa girdik. Salon bölümüne girdik şu anda. Evet. Odaları gezeceğiz ama. Evet. Ne var şu anda salonumuzun sağ tarafında? Şimdi kardeşim, Karacusu derisinden imal edilmiş sandalet. Bodrum sandaleti. Şöyle bir gösterelim sevgili izleyenlerimizi. %100 saf deri. Evet, deri. Vakete dediğimiz palamut. Eski usulde palamuttan imal edilen, krom vesaire kimyasal yok, bitkisel tanımlarla üretilen hakiki öz ve öz vakete sandalet deri. Ne kadar sürede mesela bu sandaletleri hazırlıyorsunuz? Valla bunun deri aşaması aşağı yukarı 2 ay gibi bir süre olur. Bir şey olsun sonra. Ondan sonrası yani 2 günde falan dikilir. Emitasyonu aldığımız zaman sevgili izleyenler, belki durumu olmayan insanlarımız 5 TL sandalet de buluyor ama evet, sonra gidiyor 50 TL'ye evet, mantar ilacı alıyor. Evet, evet maalesef. Bizde Allah'a şükür öyle bir sıkıntı yok. Biz yer veriyoruz ürünlerimize. Çünkü içinde mantarlar var, ondan bir sıkıntı yok. Tabii. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Memnun muyuz böyle festivalin olmasından? Tabii ki memnunuz. Memleketimiz evet, olmasından hem dolayı. Çok memnunuz. Hem memleketimiz tanınmış oluyor. Hem de dışarıdan misafirlerimiz buraya geliyor. Ekonomi biraz daha canlanıyor. Değil mi? Bugün de güzel bir açılış oldu. Ve yarın ne var sabahın erken saatlerinde? Dedebağ'da. Evet. Geleneksel Dedebağ ayarımız var. Herkesi bekliyoruz. Değil mi? O keşik var ya, o keşik evet. Sevgili izleyenler. Harika oluyor. Teşekkür ederim ben de sizlere. Her şey gönlünüzce olsun. Malı veren yaradan tek canımız sağ olsun. Malı veren yaradan hım hım dağım hım yar. Gelir diye umdum yar, yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar. Hım hım dağım hım yar. Gelir diye... Organik bir ablamızın yanındayız ve şu anda ne hazırlıyoruz sevgili izleyenler? Katmer. Katmer'in sevgili izleyenler, Karacusu Katmer'in bir özelliği var. Damla. Sakızı ve karanfil suyu. Ne güzel, herhalde herkese yapılmaz bu değil mi? Evet. Nedir şu an, döktüğümüz zaman ne olur, böyle lezzet mi giriyor içine? Lezzet verir, koku verir, her türlü tat verir, lif lif ayrılmasına sağlar. Bir de ne yapıyoruz, şimdi diyelim ki damla sakızlı. Evet, karanfil suyu. Karanfili isteyemeyenler ne yapıyoruz burada şu anda organik olarak, bir gördüğüm kadarıyla. Evet, otlarımızdan hazırladığımız. Bu da yöresel otumuz. Evet, yöresel otumuz. Onlardan hazırladığımız gözleme yapıyoruz. Fiyatlar nasıl? Fiyatlarımız da gayet uygun yani. Katmerler 3 lira, gözlemelerimiz 2,5. Yani şu anda görmüşsünüz, katmer evet. Fiyatı 3 TL. Sevgili izleyenler, oğru doyar bunlar. Ben şu anda 5 kişi gelsek anca bitiririz bunu biz. Evet, yani 3 kişi rahat doyar. Ama organik abimiz gelse 1 kişi. O hemen bitirir bunu. O öyledir zaten. O hep öyle. Korkarım bizi yer o şimdi. O hepimizi yer. O Karacusu yer doymaz. Peki sizi bir Karacusu olarak şu anda gelen misafirlerimiz var. Evet. Farklı illerden, içeriden gelenler. Hı-hı. En keyifli an ne oluyor sizler için? En keyifli anları onların burada gezmesi, bizim yöresel yerlerimizi tanımaları, bizleri tanımaları bizim için en güzel. Ve organik olarak ne yapmamız lazım? Ürünlerimizi yemesi. Evet. Sevgili izleyen, katlar kalmış, ben de bari buraya yiyeyim. Bak burada var, ben sizi buradan ikram edeyim. Yok, çok teşekkür ederim anasınlara. Neler hazırlıyorsunuz gelen misafirlerimize? Ne yapıyoruz? Otlu börek yapıyoruz. Ne isterseniz tayin. Her şeyimiz organik değil mi? Evet, organik. Aslında yani... insanlarımız köy ortamlarında neden uzun ömürlü yaşıyorlar diye merak ediyoruz ama aslında bunun sırrı nedir? Tamamen burada organik yetişen yaşandı. Organik ürünlerden kaynaklı. Yani köylüler olmasa şehirler aç kalır kesinlikle. Ya zaten yani. Mustafa Kemal Türk ne diyor? Evet. Köylü milletin efendisidir. Aslında evet. Efendi olduğunuzu bizlere gösteriyorsunuz. Evet. Sizler organik ürünler yapmazsanız bizler ne yiyeceğiz? Yani hormonlu yiyeceksiniz orada. Herkesi Karacusu'ya bekleriz. Şu var değil mi? Yani tencerede yapılan yemeklerle çömlek içerisinde yapılan yemeklerin lezzeti aynı olur mu? Hayır. Çömlekte yapılan yemeğin lezzeti hiçbir tencerede yapılan uymaz abi. Uymaz değil mi? Yani o kesin.
Ve bir de sevgili izleyenler, burası tabii ki çömleğin başkenti Karacasu ve fiyatları yüksek değil. Hani şimdi fiyatlarını soracağım ben abiye ama mesela siz de şaşıracaksınız. Ben size şu anda fiyat almak istiyorum. Ne kadar abi çömleğin fiyatı? Mesela bir orta boy çömleğimiz 5 lira. Yani sevgili izleyenler, bu boy çömleği almak isterseniz 5 TL alıyorsunuz. Aslında uygun. Yani tencere alsak 20-30 lira 40 lira tabii, para veriyoruz. Gayet tabii. Bu çiziliyor. Bu çizilmenin özelliği de yok. Yok, hiçbir özelliği. Bunun tek özelliği sağlıklı. Yani bunda yapılan yemeklerin lezzetli ve sağlıklı olması. Şunu sormak istiyorum. Şimdi ben de merak ediyorum bunu. İlk yeni aldık. Tabii ki şimdi bu şekilde hemen yemek yapamayız bunun içinde. Önceliği nedir? Yani ne yapmamız gerekiyor? Bak, çok iyi bir noktayı sordunuz. Evet. Bunun ilk önce aldığınız zaman normal suyla tozunu yıkıyoruz. Evet. Yıkadıktan sonra içine bir fincan zeytinyağı. Bak ne güzel. İçine bir fincan zeytinyağını yağladıktan sonra hiç fırınlamaya falan gerek yok. Zaten bunlar 700 derecede fırınlanıp durur. O yağı da ilk yemek yaptığınız zaman yapışmasın diye biz tavsiye ediyoruz. Ve ondan sonra da malzememize, yağımıza, örneğin etimize, kuru fasulyemize koyuyoruz içine. Pişiriyoruz. Ama milangaz, ama fırın her türlü ateşe dayanıklıdır. Sadece tek özelliği, yemek piştiği zaman sıcakken ıslak ve soğuk yerler bırakmayacaksınız. Ya ocak setinde soğuyacak ya da normalde kuru yere koyacaksınız yani. Çünkü yemek piştikten sonra bu daha 20 dakika kaynar yani. Bu su testimiz. Evet. Bunun da tek özelliği, bu eskiden atalarımızdan, dedelerimizden gelen verdik. Eski şey. Bardak olarak geçiyor bu eski tabirle ama biz bunu test ediyoruz şu anda. Evet. Bunun tek özelliği suyu soğutur. Ve bir de özelliği, sudaki kireci dışını süzer. Bak, sudaki kireci. Bunu bir sezon diyoruz biz. Yani bir yaz, 3 ay, 4 ay kullandın mı soğutma özelliğini yitirir. Çünkü neden? Sudaki kireci süzdüğü için gözenekler tıkandığından dolayı suyu soğutmaz yani. Topraktan. Ne güzel kahve ya. Kahve cevzemiz. Yani sevgili izleyenler, öyle bazen kumda kahve içiliyor. Küçük cezvede içiliyor ama herhalde çömlek içerisinde kahvenin de tadı başka olur herhalde. Yani bunun 80 yıl mı olur? Hani 40 yıl kahvenin hatırı var derler ama. Bunun hatırı 80 yıl. Çömleğin de 80 yıl olsun bari. Ben buldum sevgili izleyenler, ben yaptım. Mesela örneğin çaydanlığımız var. Fiyat 5 lira. 5 lira. Sevgili izleyenler, burada gerçekten sınırlar aşılmış. Bakın şu anda gerçekten çaydanlık bile görebiliyoruz. Yani çömlek içerisinde çaydanlık herhalde de görülmez. Bakın Karacasu'da işte şurada değerli abilerimiz ne yapıyor? El işlerinde artık sınır tanımıyorlar ve şu anda çaydanlık bile var çömlek içerisinde. Fiyatı nedir? Şöyle takım olarak fiyatımız 10 lira. Bizler ne yapıyoruz? Karacasu Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz, yönetimine ve ekibine. Biz de seramik ocaklar olarak Karacasu Belediye Başkanımıza, Karacasu Kaymakamımıza, diğer yerel yönetimlerin veya bütün bürokratların bize hepsinin faydası olduğunu biz eminiz. Reklamında olsun, yardımcı her işimizde hepsini teşekkür güzel ediyoruz. Güzel değil mi? Hem burada festivalimiz oluyor 2 gün boyunca. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Öncelikle tüm Türkiye'nin ve dünyanın 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun inşallah. Çifte bayram yaşıyoruz şu anda Karacasu'da. Evet, Karacasu'da çifte bayram yaşıyoruz yani. Aslında bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ama sizin zaferiniz bence yok. Şu anda sizin zaferinizi elinize aldım. Kıskacıma girdiniz. Murat'tan kutlusu sevgili izleyenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı değerli abimiz kutlayacak ama işi çok zor. Benden kutulamaz. Bana bugün zafer yok.
Çelik AVM Banko, Murat'la Gezinti programını sundu.